Cemil Meriç 12 Aralık 1916'da Hatay Reyhanlı'da doğdu. Hatay Lisesi'ni bitirdi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümüne girdi. Öğrenimini tamamlayamadan Hatay'a döndü. Bir süre ilkokul öğretmenliği ve nahliye müdürlüğü tercüme kaleminde reis muavinliği yaptı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. Elazığ Lisesi'nde Fransızca öğretmenliği yaptı. İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Okulu'nda okutman olarak çalıştı. 1955'te gözleri görmez oldu. Fakat talebelerinin yardımıyla çalışmalarını ölümüne kadar sürdürdü. Cemil Meriç'in ilk yazısı Hatay'da Yeni Gün gazetesinde çıktı. Sonra 20. Asır, Yeni İnsan, Hisar, Türk Edebiyatı, Yeni Devir, Pınar, Doğuş ve Edebiyat dergilerinde yazılar yazdı. Cemil Meriç gençlik yıllarında Fransızcadan tercümeye başladı. Honoré de Balzac ve Victor Hugo'dan yaptığı tercümelerle kuvvetli bir mütercim olduğunu gösterdi. Batı medeniyetinin temelini araştırdı. Dil meseleleri üzerinde önemli durdu. Dilin bir milletin özü olduğunu savundu. Sansüre ve anarşik edebiyata şiddetle çarptı. Cemil Meriç 38 yaşındayken gözlerini kaybetti. O dönemden itibaren de çalışmalarını sürdürdü. Doğrunun peşinde koşan bir cengaverdi sanki. Cemil Meriç, Miskinler Tekkesi olarak kabul ettiği Fil Dişi Kulelerinin dışında aydın olacakken Fil Dişi Kulelerine sığınmak zorunda kaldı. Yıllarca Fil Dişi Kulesi'ndedir, kavganın dışındadır fikir ve sanat kavgasının. Politikadan da kurtarıcılığına inanmadığı için kaçar. Cemil Meriç'in yeri hep kütüphanesi oldu. Kütüphanesinde Don Kişotluk yapar sanki. Argo'ya, arenaya, atış hattına, politikaya hiç inmedi. 70'li yıllarda Fil Dişi Kulesi'nden çıktı. Makalelerinde yayımladığı eserlerde Asya'nın Avrupa ile hesaplaşmasına tanık oluruz. Cemil Meriç 40 Ambar adlı eseriyle Türkiye Milli Kültür Vakfı ödülü, Ankara Yazarlar Birliği Derneği'nin yılın yazarı, Kayseri Sanatçılar Derneği'nce inceleme, Kültürden İrfan'a adlı eseriyle Türkiye Yazarlar Birliği yılın fikir eserleri ödüllerini aldı. 13 Haziran 1987'de İstanbul'da hayatını kaybetti. 40 Ambar Hint Edebiyatı, İlk Sosyolog gibi eserler bırakmıştır.